Hükümetlerin ve özel sektörün zor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank asgari ücrette sağladıkları artışın gelir vergisi istisnası ile tüm kesimlere yansıyacağından herkesin emin olması gerektiğini belirterek Türkiye ekonomisini muhalefetin yaptığı gibi demagoji ile laf salatasıyla da büyütmeyeceğiz. Daha çok üretimle, daha çok istihdamla, daha çok yatırımla ve daha çok ihracatla büyüteceğiz dedi. Bu süreçte kritik görevler üstlendi tüm kurumlarımızla birlikte. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen etki analizi çalışmaları değerlendirme çalıştayına katıldı. Varank, burada yaptığı konuşmasında pandeminin tüm ekonomileri olduğu gibi Türkiye'yi de birçok yönden etkilediğini belirterek, bu konuda etkili ve sonuç odaklı politikalar uyguladıklarını dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tek bir hedefe odaklandık. Türkiye'yi küresel ekonominin yeni kazananı yapmakta kararlıyız bu kabiliyet, bu güç, bu irade Türkiye'de emin olun var. Son dönemde kurlar üzerinden yaptıkları yorumlarla Türkiye ekonomisinin gücünü görmezden gelenlerin tüm dünyada yaşanan enflasyon sorununu bir tek ülkemize özgü bir sorun gibi yansıtanların oluşturduğu kara bulutları artık geride bırakıyoruz. Bu noktada dün Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Ekonomiye destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu şekilde karşılandığını görebiliyorum. Ülkemizi serbest piyasa rejiminden, temel iktisattan kopuk gibi göstermeye çalışanların Türk ekonomisine nasıl açıktan düşmanlık ettiğini hep beraber izledik. Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan kendilerine ekonomist diyen ukalalar herhalde anlamışlardır diye düşünüyorum. Şunu herkes çok iyi bilmeli. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimiz finansmana düşük maliyetle ulaşabilecek. İhracat yapmak isteyen önünü görebilecek. Üretimini çeşitlendirmek, istihdamını arttırmak isteyen herkes yanında devletini en güçlü şekilde görecek. Türkiye ekonomisi yoluna emin adımlarla devam edecek. Yeşil ve dijital dönüşümün yeni ekonomide itici güç olacağı bilinciyle finansal araçlarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz. İstikrarı öngörülebilirliği sağlamak temel önceliğimizdir. Bunu yaparken disiplinli kamu maliyesi politikamızdan da asla ödünç vermeyeceğiz. Asgari ücretteki artışla sağladığımız rahatlamanın verdiğimiz gelir vergisi istisnasıyla tüm kesimlere yansıyacağından da asla şüpheniz olmasın. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye ekonomisini muhalefetin yaptığı gibi demagojiyle laf salatasıyla değil gerçekten üreterek daha çok üreterek daha çok istihdamla daha çok yatırımla ve daha çok ihracatla büyüteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ekmeğini ve umudunu daha da büyüteceğimiz bir döneme hızla giriyoruz. Bu yolda ayakları yere basan sağlam politikalar ve araçlar üretmeye devam edeceğiz. Bu endeks üniversitelerin birçok açıdan performansını ölçerek etki analizi çalışmalarına da önemli girdiler sağlıyor.